Elif çok Güven selamlar. Sakarya'dan bize vermiş. Elif Hanım, iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? Bomba gibiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Elif Hanım, tanıyalım mı sizi biraz? Tabii ki. Sakarya'da üniversite okuyorum ben. Evet. Sakarya Üniversitesi'de konuğunuz. Evet. Sosyoloji son sınıf öğrencisiyim. Evet. İki haftadır keyifle programı izliyorum. Hoş geldiniz. İyi ki geri döndünüz. Teşekkür ederiz. Konuklarımızı sever misiniz, izler misiniz mesela? Yani takip ettiğiniz özel birisi var mıdır içlerinden? İrem Derici'nin şarkılarını takip ediyorum. Evet. Grupta Özay zaten Yalan Dünya'da favorimiz olduğu için hayranıyız. Harika. Seviyor musunuz Yalan Dünya'yı? Kesinlikle. Yani siz oynuyorsunuz, izlemememiz mümkün mü? Çok güzel gidiyor değil mi Yalan Dünya? Bomba ya. Gibi. Tabii, harika. Bomba gibi. Yalan evet, Dünya çok güzel gitti zaten şey. Yani bayağı bildin. Üzüldün mü kız Yalan Dünya bitti diye? Evet evet çok ya. Vallahi. Hmm. Sen üzüldün mü Barış? Üzülüyor tabii sen insan abi. Sen niye terledin abim benim, ne oldu sana? Abi bir anda gelince ben bir stres yaptım, oradan geldiler. Oradan gel, yok sana gelmediler, sen rahat ol. Senin bir şey yok. Sen rahat ol, evet. Yalan Dünya bitti diye üzülenler var mı aranızda? Yok öyle kendi kafamıza gördüştü. Peki, dinliyorum seni Elif'cim, var mı sorun? Evet, sorularım var. Öncelikli olarak İrem Derici'ye sormak istiyorum. Buyurun. Öncelikli olarak iyi geceler. İyi geceler. Öncelikli olarak ilk sorunu bir alabilirsek. Evet. Tamam tamam, soruyorum. O ses Türkiye'de hiçbir jüri üyesi dönmeseydi başka bir yarışmaya katılmayı düşünür müydünüz? Anladın mı? O ses Türkiye'de hiçbir jüri üyesi dönmeseydi başka bir yarışmaya katılmayı düşünür müydünüz? Düşünmezdim. Zaten ben bu yarışma konseptini seven bir tipleme değilim. Fakat o dönem çaresizdim. En azından kendimi öyle hissediyordum. Malum zaten çoğu insan biliyor, hani babam tanınmış bir reklamcı ve her türlü imkana, maddi manevi o dönem sahip olmasına yani. Rağmen. Zenginsiniz yani. Ha, başladık yani. Vay be. Al sana bir zengin daha. Geçen hafta da vardı bir zengin. Evet, evet. kendi mesleğini devam ettirmemi istedi. Reklamcı olmamı istedi. Ve beni gereksiz yere o kadar çok okuttu ki. Ben de bu arada sosyoloji mezunuyum. Bir pazarlama iletişimi master musturu yaptık. Oradan oraya, oradan oraya. Bu arada Mimar Sinan piyano bölümünde mezunuyum. Okumakla ilgili sıkıntını okudum. Master musturu yaptık diyor ya. Büyük pazarlama okudum. Eğitimi master musturu yaptık diyor. Evet ya. Ve o dönem... Kır bir tarafına otur aşağı, reklamcı olacaksın dendi bana ve ben O Ses Türkiye'nin yabancı versiyonlarını izliyordum. Çok sevdiğim ya, bir konsept ayrı bir şeydi yani, hani çıkıp böyle gal gıdı gıdı söyleme değildi olay. Ve ben kendimi oranın elemesinde buldum. Sen misin bana destek olmayan bre babacığım burada, gibilerinden? Burada bitir sohbeti çünkü onunla ilgili senin için hazırladığım bir şey var. Bu konuya döneceğiz. O Ses Türkiye ile ilgili onu orada yiyelim. Son çünkü reklama az bir süremiz kaldı. Diğer konuklarımıza bir sorun varsa hemen alayım Elif, yoksa... Biz gideceğiz. Tabii biz çok, yoksa onlar da kabul etti artık durumu yani. Gidecekler ya. Buradan nereye gideceksiniz? Gürbüz Hanım'a bir soru sorayım ben o zaman. Sor. Gürbüz Hanım, Deliha filmi için yaklaşık olarak bir 15 kilo aldınız. Ve hemen ardından bu kiloları geri verdiniz. Rejim yaparken en çok canınız neyi çekti? Rejim yaparken en çok canınız neyi çekti? Evet. Pilav. Gerçekten 15 kilo mu alıp verdin? Verdim evet ya. Ay o çatlamamış, ben alsam kilo, versem. 15 kiloyu ne kadar zamanda aldın? Mart'tan Haziran'a kadar. 2 ayda? Evet. Ne kadar zamanda verdin? 10 ayda. 15 gün falan. 15 günde? Hayır yani. O neymiş be? Şöyle 12 günde 8 kilo verdim. Filmin son hafta çok sıcaktı. Orada bir 3-4 kilo vermişim. Edilmiş. Yani hepimiz galiba yani 73 derece falandı. Şansıma yani hani hakikaten. Evet, 15 kiloyu 15 günde verdi. Bunu da yarın manşetlerde görürüz. Yok, konuşuruz. Peki, Elif'cim var mı başka sorun? Son olarak bir sorum daha var. Onu sorduktan sonra artık kapatabilirim. Evet. Diğer oyuncular Deliha filmiyle güzel bir kadro oluştu. Filmden sonra yani hep beraber bir dizide yer almak isterler mi? Böyle bir projeye imza atmak isterler mi? Hep beraber diziye. Hmm. Var mı evet. Bir proje diziyle ilgili önümüzdeki dönemlerde var benim mı? Benim var. Kardeş payına devam ediyoruz. Benim yok abi. Senin yok. Açığız diyorsun tekliflere. Evet. Abi açıksınız tekliflere de ülkede var. Dizi kalmadı. Evet. Çok karışık. Her gün bir dizi bitiyor. Yani
Benim de tahminim benim değil. Yani bizim piyasanın tahmini. Siz de kendi aranızda konuşuyor musunuz bilmiyorum ama Ocak sonu Mart gibi dizi mizi kalmaz diyorlar yani. Allah. Bak genel olarak dizi kalmaz diyorlar. Yani hani daha çok show programları, yarışma programları olur falan diye öyle bir şey konuşuluyor. Acı. Ama bir şeylerin de yerine oturmasını mı bekliyorlar? Ne yapıyorlar? Öyle bir durum var herhalde. Yani sen dizi teklifi bekliyorsun ama yani... artık inşallah... İki sene sonra ya yani bu aralar yani yok işte, yani. Temel hissiyatım şey ortalık çok karışık yani biraz hani sakin olmak lazım. Çünkü başlamadan diye. Bitiyor diziler yani. Senin planların programların başka bir şeyler? Abi yeni bitti benim dizide. Ya bu sezon gidelim. Kaldırılanlardan mı? Evet maalesef. Birkaç iş var onlarla görüşeceğiz. Ocak'ta artık kısmetse olur bir şey. Evet. Jöne iş var ya sıkıntı yok herhalde yani. Ha? Yok be abi. Güzel. Ha? Peki Elif'ciğim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Güzel. Sağ olasın, teşekkürler. Biz reklama gideceğiz. Siz de artık yavaş biz yavaş de kalkın. Kalkalım. Eve gideceğiz galiba. Çocuklar kalkın, çok bile yani. Hani o... Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. İnsanların bazen canı sıkkın, ülkede bazı şeylere canımız sıkkın. Dün spor haberlerini seyrediyorum. Onlar bile yorgun, argın, kırgın. Bu dönemlerde gerçekten de ihtiyacımız olan tek şey biraz böyle eğlenelim, gülelim, enerjimiz yukarı çıksın. Onun için biraz sonra bir başka komedi filmiyle de beraber olacağız. Çok isteriz yani benim gönlüm gerçekten de ister. Hem bu adamların hepsi cidden elimizde büyüdüler ve çok da iyi oyuncular oldu hepsi. Komedi filmi yapma işi, buna emek verme işi, para verme işi, para yatırma işi zor işler. Kolay işler değil. Önce BKM'ye teşekkür ediyoruz gerçekten Necati abiyle ve bu iş için. Sonra da diyoruz ki eğer biraz gülmek, eğlenmek istiyorsanız mutlaka gidin, kaçırmayın diyoruz. Aynen. Büyük alkışları bu ekip için alıyoruz efendim. Az sonra Olur Olur filmi bizlerle beraber olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,